Alireç ve piyasadan herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Gün ortasından selamlar. Şimdi piyasalara döneceğim ama bugün size sevgili arkadaşım Musa Bey'in restoranından seslenmek istiyorum. Çünkü bugün oradaydık. Bu sebeple en azından gün ortası yorumda kaçırmamak adına sizlere Ataköy Ekmahal Et Lokantası'ndan selam diyorum. Tabii buraya gelebilirsiniz de sevgilerinize. Gerçekten çok güzel bir mekan. Harika bir yer. Musa Bey de eski bizim piyasalarda işlem yapan değerli arkadaşlarımızdan biri. Her zaman güvenle gelebileceğiniz bir lokanta. Çok güzel. Gerçekten tavsiye ediyorum. Şimdi isterseniz şöyle sayfasını da ziyaret edebilirsiniz. Ben hemen buradan bu tanıtımı yaptıktan sonra şöyle piyasalara dönmek istiyorum. Ve piyasalara şöyle bir göz atalım. Şöyle dolar endeksiyle başlayalım her zaman olduğu gibi. Gün ortasında dolar endeksine baktığımızda ne diyorduk? Son dönemde dolar endeksinin aşağı gelebileceğini, önemli bir geri çekilme içinde olabileceğini sık sık dile getiriyorduk. Bu da beklentilerimizi karşıladı. Şu an için hareket aşağı yönde devam ediyor. Peki bu durumda euro dolar paritesinde hareket nereye gidebilirdi? Dolar endeksindeki bu düşüşe karşılık euro dolar paritesinin de hızlı bir şekilde yukarı devam edebileceğini söyledik. Hatta geri çekilmelerin zaman zaman bu trend içinde alış fırsatı olabileceğinden bahsederken aynı zamanda gerek haftalıklar gerek aylıklarda 60 aylık 60 haftalık hareketli ortalamalarını yukarı kırmaya başladığını görüyoruz. Bu da belki daha önceki senaryolarımızdan biraz daha farklı olarak zaten bunu geçen hafta ortasından itibaren bu kırılmanın yukarı yönde olabileceğini, senaryonun tamamen euro bazlı, euroya döneceğinden bahsetmiştik. Şu an için o hareket devam ediyor. Bugün de tablomuzda, Excel tablomuzun ne tarafında seyrediyor? Sağ tarafında, yani alıcılı tarafta ilk maviyi geçip ikinci, üçüncü maviye doğru gidebilecek hareketleri göstermiş oluyor. Dolayısıyla bu da beklentilerimizi karşılıyor. Euro dolar paritesinde hedef, daha önce de sizlerle paylaştığımız gibi, haftalıklarda ve aylıklarda ilk etapta 1.13'ler olmaya devam ediyor. Bu seviyelerin geçilmesi halinde senaryo tamamen değişmiş olacak ve orta uzun vade aşağıdaki beklentiler bir yerde rafa kalkmış olacak. Ama biz biliyorsunuz biz sabah gün ortası ve zaman zaman akşam yapmış olduğumuz çalışmalarda geçen haftadan itibaren 1.0880, 1.0850'den itibaren bu senaryonun olabileceğini zaten paylaştık. Çünkü kapalı devrede sık sık bunları paylaşıyoruz. Şimdi evet, istek euro tarafında gayet güçlü ve daha önceki seviyelere doğru istek artmış durumda. Peki bu durumda dolar için ne demiştik? Dolar için de aşağı yönlü bir hareketten bahsetmiştik. Ve dolarda da altılara hatta altıların altını konuşabilir miyiz dediğimiz süreçte devam ediyor. Hatta buna yönelik de yapmış olduğumuz varant işlemlerini de paylaşmıştık neredeyse. Varant işlemlerinde dolar sat TL al varantımız 3 günde %100 neredeyse getiri sağladı. Bunu da burada söyleyeyim. Burada hareketin 60 günlüğe doğru yani altının altında 5.98'lere doğru devam edebileceğini dile getirmeye çalışmıştık. Bugünkü Moskova'dan çıkacak sonuç Rusya ile Türkiye'nin toplantısı tabii ki önemli. Umarız buradan çok olumlu sonuçlar çıkar ve en azından memleketimiz için de bizim için de olumlu bir takım gelişmeler bundan sonra artarak devam eder. Şimdi dolar TL'de yukarıda 6.13.50, 6.14 geçilmediği sürede biz aşağıda nereye hedefliyoruz? 5.98'e hedeflemeye devam ediyoruz. Bu istek devam ediyor. Zaten bu geri çekilme ihtimalini şu seviyeden itibaren paylaşıyoruz. Yani yükseliş trendi söylediğimiz gibi aynı zamanda geri çekilmeleri de paylaştığımı gün ortası, sabah ve akşam olmak üzere paylaştığımıza söylüyorum. Peki EURTR'ye durum nedir? EURTR'ye de daha önce bahsetmiş olduğumuz o istek, bakın hemen şöyle, bakın euro doların etkisi sebebiyle daha önce euro dolardaki hareketle birlikte oluşabilecek şu yükselişi paylaştığımız 7'lere doğru gittiğimizden bahsediyorduk. Bu geri çekilmenin normal olduğunu söyleyebiliriz. Neden? Sebeplerini anlatmıştık. Eğer dolar Türkiye'de yükseliyorsa, dünyada yükseliyorsa bu bizim gibi ülkelerde dövizin tamamıyla yükselmesi anlamına gelir. Ama euronun yükselişe geçtiği, doların dünyada gerilediği dönemde euroda
yükselişe devam edebilir ama çok fazla da yükseliş sürecinde olmaz. Burada da şu an için dolara göre görüyorsunuz daha güçlü ama zaman zaman bu düzeltmeler gelecektir. Şu an için şu tabloya baktığımızda belki olumlu hava, olumlu bir takım gelişmeler olacak olsa 6.82'nin üzerinde, 6.83'lerin üzerinde kapanış oluşmadığı sürece burada daha yatay, daha sakin bir seyir görebiliriz ama euro dolar paritesi 1.13, 1.14 lira, 1.15 lira dolu bir atak oluşturacak olursa buradaki hareket zaman zaman euroyu yukarı çekebilir. Zaten şunu söylüyorduk. 3-4 gün öncesinde daha çok döviz bazlı hareket yapılacaksa euro tarafına geçmekte fayda var. Mesajımız şu an için alınmış durumda. Peki altın fiyatlarına dönelim. Altın fiyatlarında durum nedir diyecek olursak. Altın fiyatlarında da şu an için belli bir zirve noktadayız. 1650 önemli ara direnç olmaya devam ediyor. Belki yukarı bir hareket ama sonrasında tekrar bu zirveyi kolay kolay 1690'ın üzerine geçeceğini zannetmiyorum. 1650 üzerindeki hareketler satış fırsatı olabilir diye düşünüyoruz ama sonuç itibariyle şu an için belki Amerika açılışıyla biraz daha şekillenecek. 1620 üzerinde kaldığı sürece yukarıyı denemek isteyecek ama buradan ikinci bir satışın gelmesi ihtimali var diye düşünüyorum. Gram altına dönüp baktığımızda ise gram altında da durum doların geri çekilmesi ve ons'taki sakin hareketle birlikte biraz daha sakin ama yukarıda güçlü kalmak isteyen bir hareket gösteriyor. 330'ların burada çok zorlu direnç olacağını düşünüyorum. 330'ları kısa vadede geçileceğini zannediyorum. Eğer olumlu gelişmeler olacak olursa 318'leri aşağı kırıp tekrar 315 hatta belki de altını görmek isteyen bir yapı söz konusu olabilir. Brent petrole dönüyorum. Brent petrole dönüp baktığımda petrol de şu an için dip bölgede tutunmaya çalışıyor. Zaman zaman tepkiler gelecek gibi gözüküyor. Hemen buradan şöyle dış borsalara bakalım. Dış borsalarda daha önce de bahsetmiş olduğumuz gibi mesela DAX endeksi tepkiler satış fırsatı olarak değerlendiriliyor. Hala sıkıntılı olduğunu söyleyebilirim. Aynı şekilde Dow Jones endeksi içinde tepkiler satış fırsatı oldu ve satış fırsatı olmaya devam ediyor ama en azından bugün Dow Jones 26.300 üzerinde 250 üzerinde kalırsa belki yavaş yavaş bu tepki birkaç gün daha yayılabilir ama sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Hemen şöyle dönüp bunun ötesinde bizde 100 endekse şöyle bir bakayım. 100 endekse dönüp baktığımızda şu an 110'lar üzerinde belki tepkili biraz daha birkaç gün daha devam gelebilir ama sonrasında çok önemli kesişmeler olduğu için düzeltme gelecektir. Dün evvelsi gün bahsettiğim 110'ların üzerinde kaldığı sürece 115 ihtimali olabilir ama buradan sonrası çok da fazla mümkün değil gibi gözüküyor. X30 yakın vade içinde bahsetmiş olduğumuz 133 üzerinde kaldığı sürece ilk etapta 136 arkasından 140 ihtimali söz konusu olabilir demiştik. Şu an nerede? 135'lerde. Sanki bu bölgede biraz daha zorlanıyor. 136'ya yaklaştıkça satışların geldiğini görüyoruz. Burada dengelenmek isteyecektir ama sonrası tekrar aşağı gelebilecek hareketler olabilir. Ne kadar olumlu gelişmeler olursa olsun büyük ihtimalle düzeltmeler gelecek gibi gözüküyor. Hisselere dönüp bakmıştık ama ben birkaç hisseye şöyle bir göz atmak istiyorum. Mesela Aselsan. Aselsan biliyorsunuz bu anlamda İdlib operasyonunda gerçekten çok belki teknolojimiz açısından milli projelerin bir yerde hayata geçmesi açısından, geçmiş olması açısından SİHA ve İHA'ların ne kadar önemli olduğunu burada görüyoruz. Tabii bunların yapımında da bir yerde Aselsan'ın payı olduğunu düşünecek olursak uzun vadede biliyorsunuz biz Aselsan'la ilgili yaklaşık bundan 2,5-3 ay önce 18.50-18.90 bölgesinde artık Aselsan'da toplama döneminin bittiğini, dip döneminin bittiğini, ciddi bir yükseliş sürecinin başlayacağını söylemiştik ki sık sık da paylaşıyoruz bunu. Hemen her gün paylaşıyoruz. Burada daha uzun vadede, daha büyük vadeli resme baktığımızda Aselsan'da orta vadede ve uzun vadede, uzun vadeden kastım belki 12-15 ayı bulabilecek bir süreç içinde tahmin ediyorum ki 65-70'lere kadar gidebilecek bir hareket başladığını düşünüyorum. Ve çok ciddi bir dip süreci olduğunu da bu noktada söyleyebilirim. Çok uzun vadeli düş trendinin artık bittiğini kademe kademe ilk etapta 35'ler, 35-38 arkasından
45'ler, 46'lar ve sonrasında daha uzun vadede 65-70 bölgesine doğru ASELSAN'da ciddi bir yükseliş görebiliriz. Hisselere yönelik detaylı çalışmalarımızı zaman zaman paylaşacağız. Şu an için şimdilik bunu paylaşmış olurum. Ve ben Bitcoin'e şöyle dönüp bakmak istiyorum. Bütün kripto paralarda bugün, bugünü 2 gün öncesinden paylaşmıştık. Dedik ki kripto paralarda yavaş yavaş, özellikle Perşembe günden itibaren şu görmüş olduğunuz, hemen şu seviyeyi göstereyim. 60 günlük hareketli ortalamaya doğru atak görebiliriz. Bunun üzerinde bugün Amerika açılış sonrası bir kapanış görmemiz halinde düşüşün tamamlanıp artık bundan sonra daha olumlu 9.500-10.000 dolarlara giden hareketler görebiliriz demiştik ve şu an için bu hareket gerçekleşmeye başladı. Evet, yani en azından 9.100 üzerinde kapanış görecek olursak Bitcoin'de ciddi bir süreç başlayacak ama asıl hareket 20 günlüğün üzerinde kapanış oluşması halinde daha pozitif bir hava esecek gibi gözüküyor. Bitcoin TL'ye de döndüğümde hemen bakıyorum. Diğer paralarda da hemen hemen aynı pozitif hareket oluşmaya başladı. Bitcoin dolara şöyle dönüyorum. Şöyle Bitcoin TL'ye pardon. Bitcoin TL'de daha sert bir yükseliş görüyoruz. En azından bugün bütün para birimlerine şöyle baktığımızda %4'ler, %5'ler gayet olumlu. Benim kısa sürede daha olumlu gördüklerimden bir tanesi Litecoin. Litecoin'de de şu an için %5'ler görüyoruz. TL tarafında %4.8, %5'lere yakın bir hareket görüyoruz. Gayet olumlu. Şu an için gördüğüm kadarıyla kripto paralarda artık yavaş yavaş düzeltme, yaklaşık 2,5-3 haftadır, hatta 3,5 haftadır devam eden düzeltme son bulmak üzere. Ortalamanın üzerinde kapattığı sürece kontrollü yükselen bir hareket göreceğiz. Evet, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Herkese bol kazançlar. Akşam görüşmek dileğiyle.